anne yine yanlış oldu ya. Olsun. Hadi sil bir daha yap. Hadi kızım. Aferin, çok güzel oldu. Ben bu hoca var mı diyecektim. Onun gibi bir şey alacaktım. Sen nasıl geldin? Kaçtın mı hapisten yoksa? Kaç sene geçti? Saymadın mı? Bitti hapisliğim. Af da çıktı. Tahliye ettiler. Burada mı çalışayım Akgül? Burası Acar'ın. Ben ona yardım ediyorum. Bu da kızın mı? Bunları ister misin? Sarayım mı? Sar. Yok, olmaz. Sağ ol. Anne. O amca kimdi? Eski bir tanıdık kızım. Eski bir tanıdık. Akgül. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Sizi gördüm mü? Eve mi gidiyiniz? Evet. Sen? Az vaktim var mı Akgül? Konuşmak isteyin seninle. Böyle yol ortasında olmaz. Yok. Ben sordum sadece. Rahatsız ediysem de. Yani ben de bilemeyeyim ne edeceğimi. Yarın pastaneye gel. Erken gel ama. Beni tanıdığını da belli etme, olur mu? Allah'a ısmarladık. Sakın büyük anana annem bir adamla konuştu deme, tamam mı? O kadar değişmişsin ki tanıyamayayım seni. İyi mi kötü mü? Çok iyi. Ne bileyim, okumuş yazmış kadınlar gibi olmuşsun. Olgunlaşmışsın. Daha da güzel olmuşsun. Başka? Ben seni hiç böyle düşünmeydim. Eski Akgül'ü düşüneydim. Ama yeni Akgül'ü gördüm ya, onu daha çok sevdim. Ben de seni karşımda görünce öyle, işte iyi yürekli, gönlü bol Hamit dedim. Gece hep seni düşündüm. Sahi mi değil Akgül'üm? Hep böyle Akgül'üm derdin ya, onu filan düşündüm. Keşke o zaman bütün o felaketler olmadan önce kaçıp seninle gitseydim diye düşündüm. Güzel bir hayatımız olurdu. Huzurlu, mutlu bir hayat. Gene olur Akgül'üm. Sen iste gene olur. Sen istersen küçük bir toprak alırım. Bir de ev kurarız içine. Madem Sultan kızın adı sana da eziyet ediyor, seni o kadının elinden kurtarırım diye hayal edeyim.